ilk dersler için çektiği Deli Divane adlı dizinin setinde günlerdir ter döken ünlü sanatçı Ebru Gündeş, çekimler yüzünden değil ama asılsız dedikodular yüzünden oldukça yorgun düştü. Kerem Alışık'la ayrılması konusunda değişik senaryolar üretilen güzel sanatçının isminin bir de Beşiktaş'la alpayla anılması bardağı taşıran son damla oldu. Tüm yazılıp çizilenlere rağmen bugüne dek hep suskun kalmayı tercih eden Ebru Gündeş nihayet suskunluğunu bozdu ve arkadaşımız Güler Koç'a içini döktü. Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in Ekim ayında Interstar'da ekrana gelecek olan Deli Divane adlı dizisinin çekimleri İstanbul'un çeşitli mekanlarında tüm hızıyla sürüyor. Okulu bırakmayı hiç istemezdim. Okulu bırakmayı hiç istemezdim. Ama geçmişe ait hiçbir şeyi görmek istemiyorum. Ama geçmişe ait hiçbir şey görmek istemiyorum. Kötü şeyler olabilir dedi. İşlerin iyi gitmediğini, birilerinin kendisini harcadığını falan söyledi. Yönetmenliğini Faruk Turgut'un üstlendiği dizide ailesi kiralı katil tarafından öldürülen bir genç kızı canlandıran Ebru Gündeş, bu iddialı yapımda başrolü Yeşilçam'ın altın çocuğu Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy'la paylaşıyor. Bakar mısınız yönetmenim? Bu adam boyu çok uzun. Ne? Takoz alabilir miyim? Aç da kapıyı, yüzünü göreyim canım benim. Görüşmeyi ne yapıyorsun? Bak ya, ne büyük aşkım ya. Bu dizide ilk kez oyunculuğu deneyen Gökhan Arsoy rolüne çabuk adapte olmuş. Bir mafya tetikçisini, kiralık katili oynuyorum. Fakat kiralık katilliğinin yani ve bu konudaki profesyonelliğinin yanında çok iyi bir kalbe sahip, sevecen, insancıl bir karakteri canlandırıyorum. Bu zannediyorum Ebru'nun üçüncü dizisi. Dolayısıyla Ebru çok rahat, çok yetenekli bir oyuncu zaten. O yüzden Ebru ile oynamak bir avantaj, iyi. Şimdilik çok iyi.